pek doğal alanlarını, doğal yaşam alanlarını, 100. yıl görüş kurulu diye bildiğimiz parkın ve oradaki doğal faunanın, yaşam alanlarının katledilmesi, yok edilmesi, bir takım insanlara eşeğe çekilmesi adına o zaman bir genel tablo olarak burada bulunuyoruz. Bu alanların şu anda en vahim durumu şu, kentin içerisinde çok güzel bir takım etkinlik alanları var. Mesela Marina, Marina ki o da haksız bir şekilde kurulmuş bir alandı. 200 bin metrekare üzerinde belirlenen yoğunluğun iki katı yapılmış. Bunun... Bilimsel verilere dayalı şeyleri size anlatacağım, aktaracağım. Ben şuna inanıyorum. Elbette bir takım birikimlerimizi tahrip etmek isteyecek, o birikimleri kendi lehine kullanmak isteyecek insanlar çıkacaktır. Ama biz birilerinin değil, toplumun genelinin hakkını birlikte savunacağız. Biz de bunun öncüsü olmaya adayız. Bu konuda şube adına da teşekkür ediyorum yönetim kurulundaki arkadaşlarıma. Bu planla ilgili itirazı yaptılar. İnanıyorum basın açıklamasından sonra bakanlık da bununla ilgili tekrar bunu görüşeceğine inanıyorum. Bunu çok net olarak söylüyorum. Ama eğer buna rağmen biz yapacağız derlerse de bu ülkede hukuk var, adalet var. Sonuna kadar biz de bunu zorlayacağız. Yaman abi de biliyor. Biz eğer sağlıklı denizlere sahip olmak istiyorsak, sağlıklı ve bereketli balık popülasyonu olan denizler istiyorsak biz deniz kaplumbağalarını korumak zorundayız. Yani bu bir tercih değil. Bu bir zorunluluk. Öncelikle bunu bir söyleyeyim ve bu nesli tükenmekte olan Caretta caretta ve Chelonia midas kaplumbağaların binlerce yıldır bu sahillere gelip yumurta bırakıyorlar ve yumurtadan çıkan yavrular denize ulaşıyor. Bu çok uzun zamanda devam eden bir süreç. Ömer Başkan'ın dediği gibi işte kum zambakları, kum oluşumlarda bunun zeminini oluşturuyor. Ve bu çok hassas bir süreç. Raporda da detaylı okuyacaksınız. O hassas denge, topografyanın şekilleri, bitki örtüsü, ısı, ışık, ses gibi faktörler bütün bu faaliyeti engelliyor. Ve yakın zamanda da şöyle silelim sıraya geçer miyiz? Biliyorsunuz bu tabiat parkı bir sözleşme kapsamında ihale edildi. Ve mevcut durumda orada gece saatlerinde eğlendirildiği organizasyonları ve kullanılacaktır. Yuvaların hemen yanında sesli, ışıklı organizasyonlar yapılıyor. Tabii ki bütün bunlar kaplumbağaların yuvadan çıktıktan sonra süreci için ve yuvadaki yumurtaların sağlıklı bir şekilde korunabilmesi için oldukça tehlikeli alanlar oluşturuyor.